Osman Kavala'yı tanırım. Daha önce de bahsettim. Birlikte çok işler de yaptık. Benim TESEV'de araştırmacılık yaptığım dönemde Osman Kavala TESEV'in yönetimindeydi. Orada birlikte bir şeyler de yaptık. Çok da tartıştığımızı hatırlıyorum. Daha sonra değişik vesilelerle birçok kez karşılaştık. Açık Toplum Vakfı'nın yöneticisiyken ben de Açık Toplum Vakfı'nın danışma kurulunda uzun bir süre çalıştım. Gönüllü olarak bir karşılık almadan çalışıyor danışma kurulu üyeleri. Bütün bu süreçte ve tabii ki eşi Ayşe Buğra, onunla da ayrı bir tanışıklığımız ve dostluğumuz var. Bütün bu süre içerisinde farklı düştüğümüz çok şey oldu, tartıştığımız çok şey oldu. Ama her zaman takdir ettiğim bir isimdir. Bugüne kadar onun tutukluluğu boyunca 5 yayın yapmışım. Belki daha fazladır ama benim saptadıklarım bunlar. Mesela Kavala Olayı ve Türkiye Burjuvası'nın Hali diye bir yayın yapmışım. Bir başka yayın yine Burjuva meselesinden Osman Kavala'ya sahip çıkamayan Türk Burjuvası diye bir yayın yapmışım ki bu gerçekten Kavala Olayı başlı başına Türkiye'deki Burjuvazi'nin ne olduğu ve ne olamadığının sınandığı çok önemli bir eşiktir. Hala öyle. Hala Osman Kavala'ya sahip çıkmama, açıkça sahip çıkmama gibi bir şeyi yapmakta ısrar ediyorlar. Büyük bir ihtimalle Osman Kavala çıktıktan sonra ve Türkiye normalleştikten sonra ne kadar kendisi için üzüldüklerini falan ayrı ayrı anlatacaklardır ama tarih bu 1400 günü yazıyor.